birlik beraberlik içinde yaptığımız çalışma Allah katında inşallah mükafatını bulur. Yaşamak uzun, önümüzde büyük bir zaman dilimi var gerçekten. Bu gönderdiklerimiz hem gıdalar, hem yiyecekler, hem diğer ihtiyaç maddeleri, odunlar, sobalar, bunlar belki yetmeyecek. Sürekli tükenen şey odun. Aynen. Sürekli tükenen şey ama şöyle bir tesellimiz var. O, oradaki vatandaşlarımızın bu tarafa doğru getirilmesinden sonra artık millet, herkes birlik beraberlik içinde deprem cedelerimize sahip çıkacak. Başladık. Oralardan, Hatay'dan, Gaziantep'ten, Malatya'dan, Kahramanmaraş'tan, Adıyaman'dan her gece, her akşam otobüslerimiz bu tarafa deprem cedeleri getiriyorlar. Aileleri, valiliğimiz yerleştirmeye başladı. Pazar yerinde dahi kapılarını açmak o kadar çok hemşerimiz var ki Allah razı olsun. Kuranlar köyünde var, Gide köyünde var, pazar yerinde var. Yurt dışında olup da Zekiye kardeşim benim şurada boş evim var. Konya'da telefon ediyorlar Zekiye kardeşim benim bu mahallede boş evim var. Hemen toparlayın. Kadınlarımız da sağ olsun. Boş evler temizliğine başladık. Hemen temizliklerini yapıyoruz. Kimisinin doğal gaz evleri, kimisinin sobalar. Kimisine soba temin edip odun temin ediyoruz. Kimisinin doğal gazlarına başlıyoruz. Biz de belediye olarak bütün boş binalarımızın tespitini zaten kaymakamlarımıza bildirdik. Hazırız. Oradaki vatandaşlarımızı kucaklamaya hazırız. Onlarla ilgilenmeye hazırız. Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hani dünyanın en büyük kuvveti olarak değerlendiriliyor. Bütün dünya ülkelerinden ülkemize destek var. Bu da görünüyor ki böyle bir durumda dünya denetlenebiliyor. Yani çok duygulanıyoruz. Ne mutlu böyle düşünebilen, böyle insanca hareket edebilen insanlar.